Nasıl tanımazsın şekerim? Seylan Sorgun. Hani şu gazino döneminin meşhur sanatçılarından. Tamam tamam. Şimdi hatırladım. Çok değişmiş. Ama hala mihrap yerinde yalnız. Türkan'cığım, sizin bir yakınınız falan mı? Kadının yanından mı geliyorsun? Ne demek istiyorsun? Seylan Sorgun. Benim yerimi tercih ettiğin kadın bu mu? Ucuz bir şarkıcı. Öğrenmişsin. İnkar etmiyorsun demek. En azından bu kadarcık değerin varmış gözünde. Ne zamandır biliyorsun? Hep biliyordum aslında. Hissediyordum. Kalbinin benden gittiğini, bana bakarken gözlerinin bir başkasını aradığını, her kadın hisseder. Sabırla bekledim, yaptığın hatayı anlarsın, bana, oğluna geri dönersin diye düşünmek istedim. Ama sen kendine çoktan başka bir aile kurmuşsun. O kadından bir oğlun varmış. 4 yaşında. Oğlum bu işe karıştırma. Onun bir günahı yok. Oğlunun ne günahı var peki? Ama umurunda bile değil, değil mi? Oğlunu şu kadarcık önemsesen gidip o kadından bir çocuk peyda alamazdın. Sözlere dikkat et. Etmiyorum. Etmeyeceğim. Bir daha o kadınla görüşmeyeceksin. Ne o kadınla, ne de onun o oğluyla. Bitti. Anladın mı? Bitti. Bana nasıl mani olacaksın Türkan? Ha? Nasıl? Öyle de bir olacağım ki. Senin bu yaptıklarını sineye çekeceğimi sanıyorsan çok yanılıyorsun. Sen dostunla gönül eğlerken evde oturup seni bekleyemem. Yok, böyle bir şey beklemiyorum senden. Pekala Türkan. Madem ki gerçeği öğrendin, o halde bize yakışır biçimde bitirelim evliliğimizi. Bu kadar çok mu seviyorsun bu kadını? Her şeyden vazgeçecek kadar. Ne demek bu şimdi? Babam, bana yaptıklarını yanına bırakır mı sanıyorsun? Hala şirketin büyük hissedarı o. Bir sözümle ortaklığınız biter. Yani eğer beni kaybedersen, o çok kıymet verdiğin şirketini de kaybetmiş olursun. Aa, beni tehdit mi ediyorsun? Bana bak, şirketi bugünlere ben getirdim. Tek başıma. Tırnaklarımla kazıyarak. Eğer gerekirse sil baştan yeniden kurarım onu. Tek başıma. Tabii. Tabii kurarsın. Sen babamı benden daha iyi tanıyorsun. Kaybedeceğin tek şey para da olmaz. O çok sevdiğin kadınla oğlunu da bir daha göremezsin. Gerçekten beni böyle mi elinde tutacaksın? Hı hı. Böyle tutacağım. Emin ol,
bunun için neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsin. Yemeğinizi hazırlayayım efendim. Hayır. Şoföre söyle arabayı hazırlasın.